Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli ala Muhammedin tıbbul kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. La ilahe illallahul halimul kerim, la ilahe illallahul aliyyul azim. La ilahe illallahü rabbus semavati seb'i ve rabbul arşil azim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli ve üfevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Cumanız mübarek olsun. Rabbim sizlere de, ümmetinize de sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, barış ihsan eylesin inşallah. Sıkıntılarınızı gidersin, işlerinizi ıslah eylesin. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerime Nisa suresi 20. ayet-i kerimeydi. Önümdeki Mushaf-ı Şerif'in 80. sayfasında bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Nisa suresi manası Nisa'nın kadın idi. Dolayısıyla kadınla ve evlilikle alakalı olan bazı hususları daha fazla içerisinde işleyen bir sure-i celileydi. Biz de yukarıdaki ayet-i kerimelerde aile hukukuyla alakalı bazı mevzuları görmüştük ve en son aileyi yıkan zinadan ve karı kocanın karşılıklı birbirlerine karşı göstermesi lazım gelen hak ve hukuka riayetsizlikten bahsetmiştik. Bunlar toplumun temeli olan aileyi yıkar. İslam aileye büyük bir değer verir. Evliliğe çok büyük bir değer verir. Çünkü evlilik bir mekteptir. İnsan ilk defa orada yetişir. Sevgiyi, saygıyı, hakkı, vazifeyi, terbiyeyi, katlanmayı, sabrı, çok güzellikleri orada öğrenir. Küçük çocukların göllerde, derelerde yüzmeyi öğrenip de sonra nehirlere, barajlara, efendim denizlere kendini atabilmesi gibi insanlar aile içerisinde önce yaşamasını öğrenirler. Karşı insanlarla ilişkiyi öğrenirler. Bir başkasının hak ve hukukunu tanırlar. Ve böylece inşallah cemiyete atıldıkları zaman yabancılık çekmezler, vazifelerini bilirler, hakların peşinde olurlar, terbiyeli, edepli, adab-ı muaşerete dikkat eden bir insan olarak yaşarlar. Bu ailenin en büyük düşmanı zinadır. Zina bir sonuç belki, ona götürecek bir kısım yollar vardır. Bunlar da gözlerin zinası, kulakların zinası, dillerin zinası, ayakların, ellerin zinası gibi. Bakmak, duymak, konuşmak, dokunmak vesaire. Değerli kardeşlerim, hem bu hem de aile içerisinde herkese, öncelikle karı koca arasında, sonra da çocuklarla, ana babalar arasında, varsa daha büyükler arasında. Karşılıklı bir hak hukuk vardır. Hak ve hukukun ötesinde bir fazilet vardır. Ahlak vardır, erdem vardır. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara sık sık bunu hatırlatır. Ve la tensavul fazla beynekum.
Aranızda fazileti unutmayın. Lütufkâr olmayı, iyi davranmayı unutmayın. Senin hakkı bu kadar, daha fazlası yok demeyin. Daha fazlasını yapın. Daha fazla iyilik yapın. Hakkından fazlasını verin. İcabında fedakarlık yapın. Başkalarının saadeti için katlanın yani. Sabır gösterin. Dilinize gelen her sözü haklı olsanız bile söylemeyin. Her işi yapmayın. Hak etmiş olsa bile karşıdaki bir insan bunu cezalandırma veya misliyle mukabeleye gerek görmeyin. Unutun gitsin, affedin gitsin, yara açılmasın, gönüller kırılmasın. Belki yaptıklarına pişman olur. Onlar da bu fazilet karşısında utanırlar. Hatta size bir kötülük yapanlara misliyle mukabele etme hakkınız olduğu halde etmeyebilirsiniz. Ona en güzeliyle cevap verirsiniz. Ne olur? Karşıdaki mahcup olur, utanır ve size düşman olan insanın samimi bir dost olduğunu görürsünüz, diyor Allah Celle Celaluhu. İtfa billeti hiye ahsen. Müdafaanı en güzel biçimde yap. İlle bana bir sille vurdun diye ben de sana bir sille vuracağım. Sen bana bir kere küfür ettin diye ben de sana bir kere küfür etmek mecburiyetinde değil. Ona edep öğretirse, insanlık öğretirse, sabrı öğretirse esas onun sırtını yere getirmiş olur yani. İyilikle utandırmış olur. Değerli kardeşlerim, nereden geldik buraya? İnsan bu güzellikleri önce ailesinde görür. Sevgiyi orada görür, fedakarlığı orada görür, karşılıklı iş yapmayı orada görür. Anne babanın kendisi için nasıl çırpındığını görür evlat. Kardeşlerin birbirlerini korumasını görür. Irz ve namusu görür. İffet, haya, şeref, haysiyet gibi kelimelerin kıymetini anlar orada. Böyle değerli bir şekilde yetişen bir insan topluma hazır bir vaziyette girer. Yani acemiliğini geçirmiştir orada, insanlık acemiliğini. Toplumun içerisine girdiği zaman güzel bir insan olarak girer. Anne babasından iyi bir evlilik gören insan, kendisi de evlendiğinde eşine karşı iyi olacaktır. Kadının kocasına karşı, kocanın karısına karşı. Hakları da var, vazifeleri de var. Bunun ötesinde lütufkar olmayı, daha fazla iyilik ve ikramı da unutmadan yaşamaya kalkışır. Toplumun örf ve adetleri İslam'ın değerlerine göre gelişirse, İslam toplumunda normali budur, o toplumun huzuru daha da artar. Değerli kardeşlerim, Müslüman toplum, Kur'an ve sünneti örf ve adet haline getiren bir toplumdur. Bunlar yazılı olmayan ama uyulması gereken kurallardır. Örfler, adetler, gelenekler, görenekler, töreler deriz. Bunlar Kur'an ve sünnete uygun olduğu sürece hayatımızda İslamiyet'i kolaylaştırır. Aman ha aman dikkat etmekliğimiz lazım gelir ki İslam'a aykırı örf ve adetler gelişmesin. Bu nasıl olur? Bu kafirleri taklit ile olur. Ecnebileri, yabancıları taklit ile olur. Cehaletle olur. Halbuki İslam cehaletin zıttına ilim dinidir. İslam'ın bizatihi kendisi bir ilimdir, edeptir, medeniyettir. Cahiliye ise kopkoyu bir karanlıktır. Müslümanlar ellerinde Kur'an varken, sünnet varken, Hazreti Muhammed gibi sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyaya rehberlik yapan bir kamil mürşit varken neden daha evvelki batıl dinler, muharref dinlerin saliklerini taklit edecekler ki? Niye Müslümanlar Yahudileri taklit edecek, Hristiyanları taklit edecekler, Budistleri, Hinduları taklit edecekler? Niye Avrupa'yı, Amerika'yı, Çin'i, Rus'u taklit edecekler? Ne eksiklikleri var ki onlardan? Elhamdülillah fazlalıkları var. Ama onlar bizi içimizden vurmak için kendi kültürlerini aşılar ve bunun için içimizden adam satın alabilirler. Bu adamlar etkili insanlardır. Yerine göre devlet yönetiminde etkilidir, medyada etkilidir, etkili bir kalemdir, gazetecidir, yazardır, çizerdir, profesördür. Bunları satın alırlar ve bu memlekete kendi fikirlerini yaymak isterler.
Niçin? Çünkü bu fikirler, yabancı fikirler, yabancı ideolojiler, yabancı kültürler çağdaş bir emperyalizmdir, işgaldir yani ülkeyi. Eskiden kaba bir işgal vardı. Ordular gider bir memleketi işgal eder, oranın yeraltı, yerüstü servetlerini alır, ülkelerine götürür, afiyetle yerlerdi. Şimdi bunun pahalıya mal olduğunu gördüler. Asker besleyeceksin, savaşacaksın, kan dökeceksin, senin evlatlar da gidiyor, çok da pahalıya mal oluyor. Yeni çağdaş emperyalizm, sömürgecilik, işgal, beyinlerde yapılan bir işgaldır. Gidiyorsun bir memleketin, yapabiliyorsan beynini işgal ediyorsun. Yöneticilerini kandırıyorsun. Okullarının yönünü değiştiriyorsun. Kendi fikirlerini, ideolojini, dinini, örfün, adetini onlara kabul ettiriyorsun. Sonra sen oraya yerleşiyorsun. Ondan sonra onların yeraltı, yerüstü servetlerini, zenginliklerini kanalize ediyorsun. Hiç farkına varmadan zavallıları sömürüyorsunuz. Bu da çağdaş emperyalizmdir. İşte bu felaket getirir. Müslümanlar bilinçli insanlar olması lazım. Şuurlu Müslümanlar ellerinde Kur'an varken, ellerinde Peygamberimizin sünneti varken, ellerinde ecdadın o iftihar dolu, şan ve şeref dolu, izzet dolu tarihleri varken tutup da bu tek dişi kalbut canavar diye nitelenen ahlaksız, katil, hırsız, fuhuş, uyuşturucu, alkol bataklığına saplanmazlar. Saplanmamaları lazımdı. Ama maalesef Müslümanlar son 200-300 yıldır kafirleri taklit ile meşguller. Neden böyle oldu? Hikayesi uzun. Zaman zaman burada bunları konuştuk. Bizim 5-6 tane batılılaşmanın içimize nasıl girdi, niçin girdi, hangi gerekçeleri vardı ve neticesi ne oldu? Bunlara dair kitaplarımız var. Başka kitaplar da var. Gençlerimize bu kitapları alıp hem kendimiz okuyup hem de hediye ederek yavrularımıza okutmamız lazım. Bugünün cihadı artık ilimle yapılmakta, kalemle yapılmakta, kültürle, sanatla yapılmaktadır. Değerli kardeşlerim, mevzumuza dönecek olursak aileyi çok iyi korumamız lazım. Müslümanlık geldiği zaman cahiliye döneminde de çok kötü evlilikler vardı ve çok kötü örfler ve adetler vardı. Bunları yıktı attı Kur'an-ı Kerim. Geçen haftaki ayeti kerimeyi bu haftaki dersimizle alakasını kurmak için bir kere daha hatırlayalım. Ne diyordu Allah Celle Celaluhu? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Müslümanlar, la yahillu lekum enteritun nisa'e kerha, kadınlarınızı zorla miras almanız size helal değildir. Çirkin bir iştir bu, haramdır. Ya insan nasıl böyle kadınları zorla miras alır? Miras olur mu kadın? Şöyle olurdu. Geçen ders anlatmıştık. Hatırlatıp geçelim inşallah. Bir adam öldüğü zaman onun hanımını, evlatlığı varsa o alırdı. Üvey annesini otomatikmen nikahlardı. Kimsenin de buna gıkı çıkmazdı. Eğer böyle bir üvey evlat yoksa, kadın kaçarsa ana babasının evine kurtulurdu, yoksa ölen adamın akrabalarından herhangi bir tanesi gelip üstüne bir elbise atsa sen benimsin diye, kadın onun malı olmak durumundaydı, karısı olmak durumundaydı. İstese de istemese de. Böylece kadının malına kendisine sahip olurdu. Hem kendisine sahip, hem malına sahip. Sonra bir başka durum, kadınla evleniyor. Arada bir geçimsizlik var. Kadını boşamıyor. Üstüne başka kadınlar alıyor. Bir daha evleniyor, iki daha evleniyor, 12 evleniyor, 22 evleniyor. Bir sınırı yok. İstediği kadar evlenebiliyor. Fakat o sevmediği kadınla da alakası yok. Kadın kocası olduğu için başka kocaya gidemiyor. Başka kocaya gidemiyor çünkü kocası var ama kocası kendisiyle hiç ilgilenmiyor. Ne maddi ihtiyaçlarını karşılıyor, ne manevi cinsi ihtiyaçlarını karşılıyor. Yani kadın evli mi bekar mı bellisiz, muallakta asılı kalıyor. Bu ne zulüm ya? Bu zulmü yapıyorlardı. Boşamıyor ki kadını,
Malı kendisine kalsın diye. Ölsün. Zaten bir sorumluluğu yok. İlgilenmiyor, bakmıyor. Hiç olmazsa benim nikahımda ölsün. Mirası bana kalsın. Veya kadın zengin, babasından miras düşmüş, abileri, velileri, amcaları, kimse, velileri nikahlanmasına izin vermiyorlar. Kadının talibi var, izin vermiyorlar. Niye? Bekar ölsün, malı bize kalsın. Bunlar ne büyük zulümlerdir kadın için. Onların haklarını koruyamama, maddi güç bakımından zayıflıklarını istismar ediyorlar. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْسَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّا اَنْ يَتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ Hem de kadınlarınızı sıkıştırmayın. Onların bir kısım zulümler yapmayın. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْسَبُوا بِبَعْدِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ Mehir vermişsiniz, kadın almışsınız, yüklü bir mehir vermiş olabilirsiniz. Kadına zulmediyorsunuz, tek kadın diyecek ki illallah senden ya, aha verdiğin paralar da senin olsun, benim yakamı bırak. Geçen haftaki bunun bu çağa yansımasını anlatmıştık. Adam karısına eziyet ve işkence diyor. Niye diyorsun? Eziyet ve işkence haram. Kimsenin kimseye zulmetmesi caiz değildir. Yahu çeksin gitsin. E boşa. E ben boşarsam mahkemede bana nafaka verir. Veya ben onu sıkıştırmalıyım ki babasının işte falan yerdeki tarlasını, falan yerdeki bahçesini onu sana verdim desin, tapusunu, tek benim yakamı bırak desin, ben de o zaman bırakayım. Sırf kadının malını illallah ettirip de, bizar ettirip de yemek için kadına zulmediyor. İnsanlık mı bu ya? Yapmayın. Mehir verdiklerinizi size iade edip de beni bırak demeleri için onlara eziyet ve işkence etmeyin. Sıkıştırmayın. Engellemeyin kadını. Boşanmak da güzel bir nimettir. Yerine göre onu güzellikle yapın. Kurbanı keserken bile güzel kesin diyor Peygamberimiz. Hayvanı keserken bile güzel kesin. İndallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah cemildir, çok güzeldir. Cemali yani güzelliği hep sever. Bu din her işimizde, her sözümüzde, her niyetimizde güzelliktir. Kalbin güzel olacak, güzel düşüneceksin. Herkese karşı iyi niyetli olacaksın. Dilin güzel olacak. Güzel sözler çıkacak. Küfür çıkmayacak, fuhuş çıkmayacak, ayıp söz çıkmayacak oradan. Kalp kırıcı, insanları birbirine düşürücü sözler çıkmayacak oradan. Fitne fesat çıkmayacak, dedikodu, yalan, iftira çıkmayacak oradan. Ve insanın azaları temiz olacak, güzel olacak. İslamiyet güzelliktir. Kadına zulmediyor ki tek, işte şu malım ya da mehrim senin olsun, benim yakamı bırak. Sen ölmeyecek misin? Allah'ın huzurunda bunun hesabını vermeyecek misin? Bu nasıl bir insanlıktır? Onu nasıl sen huzurda yiyeceksin? İlla en yetine bir fahişetin mübeyyine, ancak açık bir fahişelik yaparsa kadınlar, fuhuş yapmış, çirkinlik yapmış, sen de onu görmüşsün. Fuhuş burada tabi iki manada verilebilir. Fuhuş demek, fahişelik demek, çok çirkin iş yapmak demektir. Bizim memlekette fuhuş deyince zina akla gelir. Ama fahiş söz deriz bazen. Çok çirkin sözlere, çok kaba sözlere de fahiş deriz. Buradan fahiş söz, kötü söz ve kötü iş, çirkin işlere de fahişelik denir. Kadın fahişelik yapıyor. Yani erkek karısının zina ettiğini görmüş veya karısı kocasına karşı çok çirkin işler yapıyor. Vazifelerini yapmıyor. Kocanın hakkını tanımıyor. Geçimsizlik, dilliksizlik, isyankarlık yapıyor. O zaman kadını sıkıştırabilir ki verdiği mehrin bir kısmını alsın veya tamamını alsın. Neden? Çünkü burada da erkeğin hakkı zayi oluyor. O hakkını kısmen kurtarabilir.
Dinimizde aile hukukunda muhalaa diye ayrı bir konu var. Şimdi oraya gidersek zamanımız geçer. O nedir o? Karı koca birbirlerine karşı artık çizgiyi yitmişler. Boşanma aşamasına gelmişler. Yuva dağılacak. Koca boşanmak istemiyor ama kadın boşanmak istiyor. Erkek de buna yanaşmayınca kadın gel seninle bir anlaşma yapalım diyor. Muhalaa belli bir mal ya da para vermek suretiyle kadının kocasından boşanmasını talep etmektir. Caizdir. Bu karşılıklı rıza ile olan bir iştir. Bu ayet-i kerimede anlatılan ise kocanın biraz kadını zorlamasıdır, sıkıştırmasıdır, engellemesidir bazı haklarından. Neden? Çünkü buna sebep olarak kadın fahişelik yapmıştır. Ya namusunu korumamıştır ya da kocasına karşı saygısızdır, isyankardır. Nüşuz tabiriyle vazifelerini yerine getirmemektedir. Erkeğe de Allah-u Teala burada hakkının bir kısmını kurtarabilmek için bir yetki vermiş. Yani bu durup dururken değil, kadının yapmış olduğu o kötülükten kaynaklanan bir durumdur bu. وَاَشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوبِ Kadınlarınızla erkekler, erkeklerinizle kadınlar karşılıklı birbirlerinizle maruf üzere muaşeret ediniz. Maruf demek değerli kardeşlerim, hem Kur'an ve sünnetin toplamı olan İslam'ın güzel gördüğü, hem de İslam toplumunda Kur'an ve sünnet kaynaklı örf ve adetlerimizin güzel gördükleridir. İslam terbiyesiyle yetişmiş bir beynin, bir aklın tabi güzel gördüğüdür. Yoksa şimdi adam ben de Müslümanım diyor ama gavur kültürüyle yetişmiş. Ona sorarsanız açıklık saçıklığın da bir mahsuru yok. Birisiyle kalkıp dans etmenin, efendim sevişip öpüşmenin, flört yapmanın bir mahsuru yok. Müslümandır, kadınların kadınlarla, erkeklerin erkeklerle evlenmesini, cinsel ilişkiye girmelerini savunuyor. Lezbiyenlik diyor, bilmem ne, bu kelimeleri burada alıyoruz, mecbur olmadığımız halde almayalım, bağışlayın. Bunları savunuyor. Yani gavurun kültürünü savunuyor, gavurun hayat tarzını savunuyor, gavurun kanunlarını, gavurun yaşama biçimini savunuyor. Ya sen nasıl Müslümansın? Senin bu savunduğun fikirlerle nerede, Kur'an nerede? Sen neredesin, Kur'an nerede? Sen nasıl Müslümansın? Müslümanlık nerede? Adamdan geçmiş insanlık bile. Adam aldatmaksa maksat, aldana yok ne yapayım? Sıkıştıkları zaman biz de Müslümanız diyorlar. Kalkıyor adam, akşam yemekten sonra iki kadeh içmenin ne zarar olur diyor. Çok içip de alemi sarhoş olup zarar etme. Kendi halinde iki kadeh yuvarlamışsın. Ne zarar olur diyor. Eskiden sıcak memlekette domuz eti yemek oradaki kurtlarla zarar verirdi insana ama şimdi sıcak ateş pişiyor, sağlık sorunları halledilmiş. Domuz eti yemenin ne zararı var? Ben oturduğum zaman ucuz da şu kadar domuz yiyorum diyor. Kim diyor? Ben de Müslümanım diyen diyor. Yuh senin. Müslümanlığa desem Müslümanlığa da buradan bir laf gider şimdi demeyeyim. Şahsiyetine, karakterine, zihniyetine. Bu gavur zihniyetidir. Yahu sen nasıl böyle olursun? Adı Müslüman, yaşantısı gavur. Böyle olmaz kardeşlerim. Böyle olmaz. Neyse ne olacaksın? Neyse ne olacaksın? İnancınla, ibadetinle, kanunlarınla, şeriatınla, ahlakınla, örfünle, adetinle Müslüman olacaksın. İkircilik yok. Yarı Müslüman, yarı gavur. Gündüz insan, gece kurt. Buna münafık derler. Münafığa niye münafık diyorlar biliyor musunuz? Kelimenin kökenin de bu yerbu dedikleri Arapların köstebek, köstebek deliği demektir. Çünkü köstebek avcudan kaçarken buradan bir delik açar, burnuyla gider, bir başka delik daha açar öbür tarafta uzak bir yerde, buradan girer,
onu avlayan hayvan ya da insansa orada bekler. Oo, sen daha çok beklen. Öteki delikten çıktı gitti. Böyle iki deliklilere, iki dinlilere, iki zihniyet taşıyanlara, iki tane örf ve adetleri olanlara münafık denir. Müslüman olacaksın. Tek dinin olacak. Müslüman gibi olsan Müslüman gibi yaşayacaksın. Müslüman olup da Yahudi gibi, Hristiyan gibi, Avrupalı gibi, Amerikalı gibi yaşayamazsın. Düşünemezsin, davranamazsın. Ahir zamanda öyle şeyler olacak ki diyor Peygamberimiz, karış karış Yahudiler, Hristiyanlar takip edeceksiniz. Hatta bir kertenkele deliğine girseler, bunda bir keramet var zannederek siz de gireceksiniz. Daha fecaatı var, onlar anneleriyle zina edecekler. Sokak ortalarında açıktan saklamadan sizlerin arasında da görülecek. Çocukken bu hadisi okuduğumuzda olur mu ya Resulallah dedik yani şaşkınlığımızdan. Şimdi Allah korusun diyoruz. Çünkü Avrupa'da anneyle, kızla, kız kardeşle evlenmeyi yasallaştırmak için kanun teklifleri veriyorlar. Anneyle, kızla evlenme yasağını kaldıralım, isteyen evlenir, isteyen evlenme, size ne? İnsanı özgür bırakalım diyorlar. İnsan özgür olacak. Nasıl? Önce Allah'a karşı özgür olacak. Allah'a karşı bağımsız olacak. Senin kanununu tanımıyorum, dinini tanımıyorum. Ben özgür bir varlığım diyecek. Kendini ortaya koyacak diyor. Hümanizm budur işte. Bize yutturuyorlar. Avrupa'nın zihniyeti de budur. Laiklik de budur. Sekülerizm de budur. Yarattıysan yarattın. Otur gökle kişine bak. Benim hayatıma karışma. Kanunumu da kendimi yaparım. Örf adetimi de kendimi, ahlakımı da kendim çıkarırım diyor. Ben din tanımam diyor adam. Avrupalılık budur, batıcılık budur, gavuru taklit budur. Müslümanlar. Bazıları bunun ne olduğunu bilmeden yapıyorlar. Bu kadar şuursuzluk da el verir artık. İslam dünyasını onlar gelmiş, cayır, 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 cayır yakıyorlar. Şu anda yakıyorlar. Haçlılar yeniden savaş açmışlar. Moğol istilası gibi İslam ülkeleri cayır cayır yanıyor. İran'a bakar mısınız? Durup dururken nasıl karışıyor? Irak karışıyor. Suriye'nin hali meydanda. Mısır'ı bitirdiler. Libyalılar birbirine düşmüşler. Kırıyorlar hala. Bütün dertleri esas bunların başı, tehlikenin başı Türkiye'dir. Bunların hepsini biz lokma lokma yeriz. Ama şu Türkler var ya, çok büyük bir devlet bilinci var. İmparatorluk bilinci var, ümmet bilinci var. Bunlar herkese abilik yapabilirler. Esas Türkiye'yi mahvetmemiz lazım. İslam dünyasını belini kırmak için diyor. Bir daha karşımızda ayağa dikilmesinler. Ve var güçleriyle İslam kalası kabul ettikleri Türkiye'ye saldırıyor. Dikkat edin. Ve son zamanlarda çok pis işler geliyor. Medyayı takip ediyorsunuz, burnumuza çok kötü kokular geliyor. Çok büyük tuzaklar hazırlanıyor. 70'li yılların sonunda çocuklarımız birbirini kırarlardı mektepte. Biz öğretmenler oturup ağlardık. Ya okulun kapısında jandarma polis olur mu? Çocuklar sağcı solcu diye birbirini öldürürlerdi. Maraş olayları oldu. Siz Maraşlısınız. Var mı bu olaylarda bir dahliniz, bir arzunuz, bir isteğiniz? Bu kadar Alevi Sünni kavgası Maraş'ta oldu. Maraşlı'nın böyle bir derdi var mıydı Allah aşkına? Bunlar ayrı ayrı olaylar zannediyorduk biz. Çorum'da olaylar oldu. Ne oldu sonra? Ha, Amerika Türkiye'de bir darbe yapmak istiyordu. Onun da sebeplerini burada saysak şimdi konumuz da değil, uzun da gider. Türkiye'de bir darbe yapmak istiyordu. Karıştırdılar böyle. Sonra da darbeyi yaptılar. Ipırağat oldu. Nereye gitti dünkü kavga edenler? Bu son zamanlarda sosyal medya haberleri, yapılan işlenen cinayetler falan bir toplumsal hazırlama.
Türkiye'nin ekonomisi de güzel gidiyordu, işleri de güzel gidiyordu. Enflasyon da tek haneli rakamlara düşmüştü. Gezi diye bir olay çıkarttılar yok yere, 3 tane ağaç bahanesiyle. Sadece İstanbul'da kalmadı. Biliyorsunuz Eskişehir'den de adamlar öldü, Hatay'dan bile adamlar öldü. Yangınlar çıktı, millet birbirini kırdı. Enflasyon yeniden fırladı, faizler yeniden fırlandı. Türkiye şöyle bir sallandı, yıkılma ihtimali vardı. Allah korudu elhamdülillah. Öyle bir olay tertiplemek için alttan alta çalışıyorlar. Dikkat edin, Irak'ta olan neyse bu ülkede de olma. İran'da olan neyse bu ülkede de olması için çalışıyorlar değerli kardeşlerim. Kan ve gözyaşından başka, memleketimizin cayır cayır yanmasından başka bize hiçbir menfaati yok. Bu gavurlara menfaati çok. Bu gavurları ve içimizden satın aldıkları münafıkları çok iyi tanımamız lazım. Velhasıl. Sözün özü. Uzatmayalım. Ve aşiruhunne bil maruf. Eşlerinizle, kadınsanız kocanızla, kocaysanız kadınınızla maruf üzere muameleyle geçinin, güzel geçinin. Ahlaklı, edepli, nazik ve kibar, hak ve hukuka saygılı. Güzel geçinin. Güzel sohbet edin. Ve aşiruhunne bil maruf. Ne yapalım? Gelir inşallah. Bul bir tane hocam. Ve in kerihtumuhum, kerihtumuhunne, onlardan çirkin bir daha hal görürseniz, kocasınız karnınızda, karısınız kocanızda, beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen bir şey görürseniz, fa asa en tekrahu şeyen, umulur ki siz bir şeyi çirkin görürsünüz de, ve yec'alullahu fihi hayren kesira, Allahu Teala onda çok büyük bir hayır yaratmış olabilir. Sabredin. Sabredin. Sonra deyin ki ya ben bu huyunu sevmiyorum ama şu huyunu da seviyorum. Bunun yüzüne onu da affedeyim. Dövüşsüz, kavgasız, küfürsüz, hak ve vazifelerinizi riayet ederek evlilik hayatını devam et. Öyle her kafanızı bozdu da ayrılmak bu Avrupa'nın işidir ve bizi ailede yıkmak için işte yapıyorlar. Neymiş? Hanıma harçlığı az vermek boşanma sebebiymiş. Ve bunu da Yargıtay, oralarda konuşuluyor bu mevzular. Azın ölçüsü ne? Bugün giderken cebimizde 100 lira verebiliyoruz ancak 100 lira verdik. Boğaz efendim diyerek mahkemeye gitse boşanma sebebiymiş. Sen ne karışıyorsun ya? Ya ey yargı, ey meclis milletvekilleri, bir sürü bu memleketin bozuk kanunları var, eskimiş kanunları var, işe yaramaz kanunları var, düzeltilmesi lazım kanunları var. Bunlarla uğraşın, bunlarla, aileyle ne uğraşıyorsunuz siz? Bu millet sizi oraya gönderdi ki güzel kanunlar yapın diye. Kardeşim, sokakta geziyorsanız sorun tespit için gezin. Ve sonra gidin bu sorunları çözün. Her defasında kafamız tak dedi, ulan böyle kanun mu olur diyoruz. Dün bir cinayet işlendi, adamı daha evvel 2 kere yatırmışlar. Cinayet işlemiş, psikolojisi bozuk, açık yarı cezaevinde bu adama izin vermişler, dışarı çıkmış, rastgele bir tanesini öldürmüş. Daha elimde tabanca olsaydı çok adam öldürecektim diyor. Bir tanesini rastladım diyor, bir bıçakla. Çok adam öldürdüm aramak için sabaha kadar diyor. Adama bakma sen ya. Psikopat. Zır deli. Ya bu adamı nasıl açık cezaevine koyuyorsunuz? Bu adama nasıl izin veriyorsunuz da sokağa gönderiyorsunuz? Bunları konuşun ya. Bu sorunları halledin siz. Yok İstanbul Sözleşmesi, yok şöyle, yok böyle. Nedir bunlar? Bu boşanmalar nedir ya? Mahkeme baş edemez etti. Ayrı bir boşanma mahkemesi kurdular, gene baş edemiyorlar. Evlenenler geri boşanıyor. Neden boşanıyor?
İslami iman, ahlak, ibadet, fazilet anlayışı yok. Allah korkusu yok, ahiret sorumluluğu yok, haramdan korkma yok. Başkasının malını yemekten korkma da yok. Sen tutar bir evlilikle başkasının malının yarısına ortak edersin. Eşler de karşı kadınsa erkeğin, erkekse kadının, hangisi zenginse varısın, yalısına ortak olursa hadi bana eyvallah hayatımı yaşarım diyor. Bu kadar para bana yeter. Kardeşlerim bizi İslam kurtarır. Allah anlatıyor. Kim bu Allah? Ne biliyor bu Allah diye soruyorlar bizi. Niye kanunları Allah'ın kanunları olsun diyorsun? Beyinsizler. Allah sizi yaratandır, yaratan. Yarattığı için neye ihtiyacınız olan çok iyi biliyor. Motoru yapan motor ustası mı motoru ben arabaya biniyorum bozulursa daha iyi tamir eder ona mı götürürüm yoksa ben mi daha iyi bilirim? Motorcu daha iyi bilir. Ustasına götürür onu dinler. Aynen onun gibi. Bu insanı kim yarattı? Allah. En ince noktasına kadar biliyor mu? Evet. Neye muhtaçsa ona göre kanun yapıyor. Evet. Sen niye bunu bırakıyorsun da gavurun peşine gidiyorsun ya? Beyinsiz olursak bu muamelelerle burnumuz sızlar. Evet. Eşlerinize karşı sabırlı olun. Onların hoşunuza gitmeyen bir huyu varsa hoşunuza giden başka huyları olur. Hatta hoşunuza gitmeyen o huyu bile bugün hoşunuza gitmiyor ama siz yanılıyorsunuz. Yarın çok hoşunuza giden bir huya dönüşebilir. Vay be ben böyle düşünmemiştim. Bu daha güzel oldu diyebilirsiniz. Aile meselesi çok önemli olduğu için esas okuduğumuz ayete bile gelemedik. Ama Allah kerim ömrümüz olursa önümüzdeki hafta devam ederiz inşallah. Allah Celle Celaluhu hepinize güzel yuvalar, hayırlı eşler ve evlatlar nasibi müyesser eylesin. Lillahi'l-Fatiha.